elektrik tesisatını montajlamamız için kapı açma modülümüzün, yani daha doğrusu açma kapama modülümüzün kullanma kılavuzuna ayarlandık. Kullanma kılavuzunu açtığınızda şurada gördüğünüz gibi kilitleme, açma, böyle bilgiler var. Bunları geçiyoruz. Bize şeması lazım. Burada görmüş olduğunuz gibi ana ünitemizin bağlantı şeması var. Mor renkteki park lambaları, kırmızı +12 volt, siyah şase, pembe ise cam kapama çıkışı, moro kablo ise bagaj çıkışı. Şimdi biz bu ana bağlantı şemasından, buradaki görmüş olduğumuz kablolardan kırmızı ve siyah kabloyu ana ünitemizi çalıştırmamız için kullanacağız. Yani bu kırmızı ile siyah kabloyu bağladığımız zaman ana ünitemizin düğmesi aktif hale gelmiş olacak. Aktif hale geldikten sonra şurada görmüş olduğunuz gibi merkezi kilidimizi, daha doğrusu merkezi kilit yerine bu vanalı egzozumuzun motorunu bağlayacağız. Bunu bağlamamız için de burada görmüş olduğunuz gibi şema vermişler motor bağlantısının için. Cam motoru bağlantısı şemasını şurada görmüş olduğunuz ikinci seçeneklikini kullanacağız. Yani iki kablolu merkezi kilit motoru diyor. Yani bizim bir merkezi kilit motoru, yani daha doğrusu vanalı egzoz motoru iki kablolu olduğu için ikinci şemayı kullanacağız. Şurada görmüş olduğunuz gibi bize sarı siyah renkteki kablo ile mavi renkteki kabloyu birleştirip +12 volt, yani daha deminki söylemiş olduğum gibi kırmızı kablo, yani +12 volt, bunların üçünü birbirine birleştiriyoruz. Bunları birleştirdikten sonra burada gri renkteki kablo ile yeşil renkteki kabloyu da eksi, yani şase kablomuzu birleştiriyoruz. Şemada da göstermiş olduğu gibi sarı siyah renkteki ve kırmızı mavi renkteki kabloları birbiriyle birleştirdik. Daha sonra gri, yeşil ve siyah renkteki kabloları birleştirdik. Yalnız videoda görmüş olduğunuz gibi biz sarı, mavi, siyah renkteki ve kırmızı, gri, yeşil renkteki kabloları birleştirdik. Bunu böyle yaparsanız açma kapama düğmesindeki kilit tuşuna bastığınızda egzozumuzu kapatması yerine açma işlevini görür. Yani ters bağlantı olmuş olur. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece kilide bastığımızda vanalı egzozumuz açılır. Kilit açma açma tuşuna bastığınızda ise vanalı egzozumuz kapanır. 3 kablolar olarak birleştirdiğimiz kablolardan birini artı kutba, bir diğerini ise eksi kutbuna takarak işlemimizi gerçekleştirdik. Boşta kalan kablolardan sarı renkteki ve kahverengi kablo ise egzozumuzun motoruna bağlanacak olan kablo. Diğer kablolar boşta kalacak arkadaşlar. Bütün modülün bağlantısını yaptıktan sonra bir tek egzozumuzu bağlantısını yapmaya geldi sıra. Egzozumuzun bağlantısını yapmak için egzozumuzdan motor kısmına kadar kablo çekmemiz gerekiyor. Bu kabloyu çektikten sonra egzozumuzun işlemleri bitmiş oluyor. Arabanın altından şu şekilde egzoz kablosunu geçirdim. Herhangi bir egzozla teması yok. Temas olduğu zaman biliyorsunuz ki egzoz sıcaklığından kablomuz erime tehlikesi var. Buna dikkat edelim. Egzozdan çekmiş olduğumuz kablomuzu modülümüze bağlantısını yaparak işlemler bitmiş oluyor. Modülümüzü sarı ve kahverengi kablosu demiştik. Sarı kahverengi kabloları, egzozdan gelen kabloları birleştirdiğimiz zaman egzozumuz çalışır bir vaziyete gelecektir. Sıra testimize geldi. İlk olarak aracımızı rölantide egzoz kapalı iken çalıştırıp sesine bir bakalım. Egzozumuz kapalı iken aracımızın sesini duydunuz. Şimdi sıra egzozumuzu açtıktan sonra aracımızı çalıştırmaya geldi. Ve bakalım bundan sonra sesimizde nasıl bir değişiklik olacak. İçeriden dinlediğimizde tok bir ses elde ettik ve şimdi de dışarıdan nasıl bir ses çıkarttığına bakacağız. Aracımızı çalıştırdığımızda dışarıda duyulan stok ses bu şekilde. Bu da aracımızın egzozu açıkken aracımızı çalıştırdığımızda çıkan ses. Araç şu an rölantide çalışıyor. Gayet de güzel bir tok ses elde ettik. Şimdi sıra aracımıza gaz verdiğimizde nasıl bir ses çıkacağına bakacağız.